İncele Yap kanalından selamlar. Bu videoda çamaşır makinesi motorunu 220 volt elektrikte çalıştırıp devrini kontrol etmeyi öğreneceğiz. Burada gördüğünüz fırçalı bir çamaşır makinesi motorudur. Yeni nesil makineler hariç bütün çamaşır makinelerinde küçük tasarım farklılıklarıyla beraber bu motorlar kullanılmaktadır. Ayrıca bu motorlar universal motor olarak da adlandırılmaktadır. Bu motorlar AC yani alternatif akımda çalışabildiği gibi DC yani doğru akımda da çalışabilmektedir. Ben de video içerisinde bağlantıların doğru olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için motoru ilk olarak DC akımda çalıştıracağım. Şimdi videoda neler var? Özet olarak bir onlara değineyim. İlk olarak motoru doğru veyahut alternatif akımda çalışabilecek hale getireceğim. Ardından iki ayrı kontrol ünitesiyle motorun devrini kontrol edebilmeyi, bunların arasındaki farkları ve hangisini ne zaman kullanmanız gerektiğini anlatacağım. Bu yöntemlerden birinde motorun gücünden azami olarak faydalanabiliyoruz. Ancak diğer yöntemde motorun gücünden tam anlamıyla faydalanamıyoruz. Videonun sonunda da halihazırda benim bir motorları kullandığım iki düzeneyi size göstereceğim. Bu işlemler sırasında elektrik çarpma tehlikesi vardır. Lütfen bunu göz önünde bulundurun ve çok çok dikkatli olun. Evet, hazırsak başlayalım. Şimdi ilk olarak motoru AC veya DC akımla çalışabilecek duruma getirelim. Bunun için motor bağlantılarında küçük bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Motor üzerinde burada gördüğünüz gibi sayısal olarak epey fazla kablo ve soket girişi var. Bunlardan kullanmamız gereken kablolar ise motorun bobinlerine ait 2 adet kablo, motor kömürlerine ait 2 adet kablo ve takometreye ait 2 adet kablo. Bu kabloları da tespit etmek size kalmış. Bütün motorlarda aynı olmayabilir. Siz de gözle veyahut bir ölçü aleti kullanarak bunları tespit etmeniz gerekiyor. Eğer bir motor alacaksanız da bu kabloların kolaylıkla tespit edilip edilemediğini önceden bakabilirsiniz. Bu da size kolaylık sağlayacaktır. Benim elimdeki motorda şu 2 adet kablo takometreye gidiyor. Bu motorun takometresi. Buradaki sokette de bu giriş kömüre, bu giriş bobine, bu giriş diğer kömür ve bu giriş de diğer bobine gidiyor. Siz de dediğim gibi gözle veyahut bir ölçü aletiyle bunları tespit edebilirsiniz. Kabloları tespit ettiğimize göre işleme geçelim. Aslında yapılacak şey çok basit. Burada tespit ettiğimiz kömürlere giden kablolardan biriyle bobinlere giden kablolardan birini kısa devre yapıyoruz. Bunu ben bu şekilde bir kablo kullanarak yaptım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Veyahut kablolar uzunsa yani dışarı taşmışlarsa oradan kabloları kesip birbirine ekleyerek de yapabilirsiniz. Ben orijinalliği bozulmasın diye bu şekilde bir jumper hazırladım. Şimdi dediğim gibi kömüre giden bir adet kabloyla motorun bobinine giden bir adet kabloyu şu anda birbirine kısa devre olarak yaptım. Geri kalan kömüre giden kabloya yine bu şekilde bir aparat hazırladım. Onu takıyorum. Ve ardından son olarak bobine giden diğer kabloya yine hazırladığım diğer aparatı takıyorum. Ve şu anda şu iki kabloya elektrik verdiğimizde motorumuz çalışacaktır. Hemen deneyelim. Şurada elimde gördüğünüz 12 volt DC ve 1,5 amper çıkış veren bir adaptör. Bu motorların DC akımda da çalışabileceğini söylemiştim. Bağlantıları düzgün yapıp yapmadığımı kontrol etmek için ilk olarak ben de bu şekilde deniyorum. Adaptörü bireze takıyorum. Buradaki iki uçtan bir tanesini eksi ucuna, diğerini de artı ucuna değdiriyorum ve motor çalışıyor. Bu da demek oluyor ki bağlantıları düzgün yaptı arkadaşlar. Burada kabloları yer değiştirebilirsiniz. Bir tanesini eksiye, diğerini de artıya takabilirsiniz. Motor yine çalışacaktır. İşte aslında bu motoru çalıştırmak bu kadar kolay. Sadece yapmanız gereken daha önceden de söylediğim gibi bobine giden bir kablo ile kömüre giden bir kabloyu kısa devre yapmak ve geri kalan bir adet bobine giden kablo ile bir adet kömüre giden kabloya elektrik vermek. Şimdi burada bir şey daha değinmek istiyorum. Mesela siz de bağlantılarını bu şekilde yaptınız ve motoru çalıştırdınız ancak motordan istediğiniz verimi alamadınız. Böyle bir durumda burada kısa devre yaptığınız uçları değiştirerek tekrar deneyebilirsiniz. Bazen bu şekilde bir değişiklik motorun çalışma performansını etkiliyor. Motoru çalıştırdık. Şimdi ikinci aşamaya yani motorun devrini kontrol etmeye geçebiliriz. Motorun devrini kontrol etmek için şu iki kontrol ünitesini kullanacağım. Bu ikisi arasındaki temel farkın bir tanesinin motorun hızını devamlı olarak izlediği, diğerinin ise izlemediği olarak söyleyebilirim. Bu kutu motorun hızını devamlı olarak kontrol ediyor ve motorun devri düştüğünde motora daha fazla güç iletiyor. Bu sayede de motora yük bindiğinde motor durmamış oluyor. Bu devre ise motorun dönüş hızını kontrol etmiyor ve motora devamlı aynı gücü iletiyor. Bu durumda da motora bir yük bindiğinde motor duruyor. Şimdi öncelikle bu kutunun kurulumunu yapayım. Kutunun arka tarafında gelen ve giden elektrik bağlantılarının ne şekilde yapılacağı gösterilmiş. Bu toprak ucu, bu iki uç, 220 volt giriş ucu. Buradaki geri kalan 3 tane uç da motorun dönüş yönünü kontrol etmek için kullanılan uç. Buradaki bağlantıya göre motoru saat yönünde veyahut saat yönünün tersinde çevirebiliyorsunuz. Ancak şunu söylemeden geçmeyeyim. Eğer bu kutuyu kullanırsanız bu yöntem her zaman çok verimli olmuyor. Buradaki kablo demetinle de gerekli kabloları motora bağlayacağız. Bu kutunun motor devrini devamlı olarak kontrol ettiğini söylemiştim. Bu işlemi de motor üzerindeki takometre sayesinde yapıyor. Ondan dolayı takometreden gelen kabloları buradaki gerekli kablolara bağlayacağım. Benim bu kutuda takometrelerinin bağlanması gereken kablolar 2 adet mavi kablo. Bunları hemen bağlıyorum.
Ve ardından motorun kömürüne giden bir adet kabloyu buradaki yeşil kabloya bağlıyorum. Ve son olarak kömüre giden bir adet kabloyu da kırmızı kabloya bağlıyorum. Artık hazırız. Elektriği veriyoruz ve motorun devrini şuradaki potansiyometre vasıtasıyla ayarlayabiliyoruz. Şimdi burada size bir şey göstermek istiyorum. Bu araç anlık olarak kendisine takılan elektrik aletin ne kadar elektrik tükettiğini gösteren bir ürün. Şimdi bu motora yük bindiğinde çekilen akımdaki değişikliği buradan gözlemleyelim. Şu an 23 wattlık bir elektrik tüketiyor. Motoru elimle durdurmaya çalışayım. Bakın şu anda tükettiği elektrik artmaya başladı. 27 watt, 24 watt, 26 watt, 28 watt, 28 wattı geçti. Motoru tekrar serbest bırakıyorum. Ve çekilen akım yine eski durumuna geliyor. Yine bir şey daha göstermek istiyorum. Takometreden gelen kabloların bağlantılarını kopartıyorum. Ve motorun devrinin ne kadar arttığını size göreceksiniz. Motorun hızının ne kadar arttığını ve çekilen akımın ne kadar arttığını gördünüz. İşte bu kutunun daha önce de bahsettiğim gibi temel olarak farkı bu. Takometreden gelen veriye göre motora daha fazla veyahut daha az güç iletiyor. Bunu neden göstermek istedim? Şöyle ki, eğer siz de bu veya bunun gibi bir kutuyla motorun hızını kontrol edecekseniz, motor üzerinde takometre olduğunu muhakkak kontrol edin. Çünkü bazen motorlar sökülürken takometreler kırılıyor. Takometresiz bir motor da sizin işinizi görmeyecektir. Şimdi diğer devre elemanını takarak motorun hızını kontrol edelim. Bunun da bağlantıları basit. Bunlardan kimisinde tek faz elektrik girişi oluyor, kimisinde çift. Çok önemli değil. İkisi de aynı işlemi yapıyor. Hemen bunda bağlantılarını yapıyorum. Bağlantıları yaptık ve motoru çalıştırıyoruz. Buradaki potansiyometre ile motorun devrini yine ayarlayabiliyorum. Şimdi buradaki yöntemde motoru durduramıyorum çünkü çok hızlı dönüyor. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Buradaki devre elemanına takometreden herhangi bir giriş olmadığı için motorun devrine göre gücü ayarlamıyor. Bundan dolayı da motora yük binince motor durabiliyor. Bu iki devre elemanı arasındaki farkı da açık bir şekilde gördüğümüzü düşünüyorum. Şimdi ise videonun son aşamasına geçelim ve bu iki ekipmanı nasıl kullandığımı size uygulamalı olarak göstereyim. Şu gördüğünüz bir tambur elek, bunu solucan gübresi elemek için kullanıyoruz. Bunu tamamen kendimiz yaptık. Tabi internetten bir görsel araştırması falan yaptık. Ancak motor kısmı tamamen bize ait. Nasıl çalıştığını göstereyim. Tambur elek bu şekilde dönüyor. Biz de solucan gübresini üst taraftan atıyoruz. Elek dönerken gübre elekleniyor. Elenen kısım bu alta düşüyor ve elenmeyen kısım da buradan bu tarafa dökülüyor. Bu elekte ilk başta takometreden veri almayan devre elemanını kullanmıştık. Ancak eleğe yük binince motor durdu ve bu da bizim işimize yaramadı. Daha sonrasında yaptığım bir takım araştırmalar sonucunda bu diğer kutuyu buldum. Artık onu kullanıyoruz ve motor kendine yük bindiğinde durmuyor. Bu da bizim işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Şimdi de motor hızını kontrol edilmeye ihtiyaç duymayan diğer ekipmanı göstereyim. Bu ekipmanın amacı da tambur elekten geçmeyen büyük gübre parçalarını daha küçük parçalara bölmek. Bu ekipmanın da tasarımı tamamen bize ait. Ekipmanı şöyle bir göstereyim size. Ortada bir mil var ve bu mile belli aralıklarda 2 adet eski bisiklet jantı taktık. Bunu bir kafes içerisine yerleştirdik ve etrafını saçla çevirdik. Ve döndürme için yine çamaşır makinesi motorundan faydalandık. Gübreyi buradan içine döktüğünüzde jant delileri gübreyi parçalıyor ve alt tarafa aynı tambur elekten geçmiş gibi dökülüyor. Bu ekipmanın tambur elekten farkı çok yüksek hızda dönmeye ihtiyacı olması. Çok hızlı döndüğünden ve gübre çok kısa sürede aşağı düştüğünden motora çok fazla yük binmiyor. Bundan dolayı da motor pek yavaşlamıyor. Şimdi ekipmanı çalıştırıp nasıl çalıştığını size göstereyim. Çok yüksek hızda döndüğü için doğal olarak biraz gürültülü çalışıyor. Yani sonuç olarak özetlemek gerekirse, güç gerektiren işlemlerde tambur elekte kullandığımız kutuyu, güç gerektirmeyen işlemlerde ise bu ekipmanda kullandığımız devre kartını kullanabilirsiniz. Tambur elekte kullandığımız kutuyu bu tarz güç gerektirmeyen işlemlerde de kullanabilirsiniz. Ancak bu devre kartını güç gerektiren işlemlerde kullanamazsınız. Evet değerli arkadaşlar, video bu kadar. Umarım faydalı olur. Destek için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Ve ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda buluşana dek İnceleyip kanalından hepiniz hoşçakalın.